Evet, hem, e, Biz bilerek geniş aldık. Yani evet. hem bütün tamam. bir güzel e, bir trolleşmeyi kullan. de soracaktım. Trolleşmeyi aslında. Trolleşmeyi de başka bir zaman konuşuruz. Evet. evet işte. Dijital bağımlılık bir. E, siyasetin trolleşmesi iki. Ben TikTok kullanmıyorum. Bana Hatay'da Ankara'da, Adana'da, Mersin'de, İstanbul'da, sokakta gören insanlar diyor ki Sayın Vekilim diyor bu TikTok'u kapatırsan cennetin kapısını aralarsın diyor. TikTok'tan çok ciddi sayıda eleştiri var. Çok ciddi sayıda şikayet var. TikTok maalesef şeytanın avukatlığını yapıyor ve toplumda artık TikTok paylaşımları bir nefret objesine dönüşmüş durumda. Yaşını başına almış insanların orada bir Paylaşım yapmaları ve bir farkındalık oluşturmak için çok irrasyonel, absürt tavırlar içerisine girmeleri, sakil paylaşımlar yapmaları bunları da ben bir özgürlük alanı olarak görmüyorum. Burası tamamen yani insanlık değerlerinden uzaklaşmış. Yani yerli ve milli değerler değil. Yani topyekün evrensel değerlerden kopuş ve büyük bir yabancılaşma olarak görüyorum. Bunları kabul etmek mümkün değil. Ben tekrar e, TikTok'un Türkiye temsilcilerine ve e, küresel ağ sağlayıcılara bir kez daha seslenmek istiyorum. TikTok'un bu yaptıklarını ben asla kabul etmiyorum. Bu paylaşımları asla onaylamıyorum. Ve muhakkak TikTok'un topluluk kuralları başta olmak üzere Türkiye'nin moral değerlerine, Türkiye'nin ahlak değerlerine, Türkiye'nin geleneklerine, Türkiye'nin ananelerine uygun bir yayın politikası içerisinde olmasını bütün toplum gibi ben de milletimiz gibi bekliyorum. Ben biraz önce ifade ettiğim gibi biz hükümet olarak zaten yasaklamalara, sansüre kesinlikle karşıyız. Biz herkesin kendi kurallarına uygun bir biçimde e, sorumluluklarını yerine getirmesini istiyoruz. E, TikTok'ta Mustafa Kemal'le ilgili paylaşımları asla onaylamıyorum, doğru bulmuyorum. Mustafa Kemal Atatürk e, milletimizin ortak değeridir. E, onun e, bu kadar paylaşılarak, değerinin hafifletilmesi, sıradanlaştırılması, bir müddet sonra diyelim ki olumlu videolar çıkıyor. Bir müddet sonra olumsuz videolar çıkacak. Bir takım hakaretler yapılacak. Bunlar asla doğru değildir. Biz bunları onaylamıyoruz. TikTok'un dediğim gibi sadece Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili değil. Türkiye'nin genel ahlak kurallarına uygun, geleneklerine uygun bir yayın politikası içerisinde olmasını istiyoruz, bekliyoruz. Ben daha önce de ifade ettim. Bir kez daha Demirören Haber Ajansı aracılığıyla ifade edeyim. TikTok meselesi Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir. Milletimize sorulsa, bir kamuoyu araştırması yapılsa milletin yüzde %90'ı TikTok'un kapatılmasını ister. Çünkü TikTok artık kendini de aşmış durumda ve etkileşim almak için yapılan paylaşımlar o kadar e, sakil, o kadar e, tuhaf, o kadar gerçeklikten kopuk ki bunları onaylamak mümkün değil ama dediğim gibi yani biz TikTok'un kapatılması erişim engellinin getirilmesi noktasında bizim zaten komisyon olarak bir tavrımız yoktur. Bu BTK'nın tavrıdır ama bana komisyon başkanı olarak e, sorsanız millet, siyaset milletle beraber yapılır. Milletimiz TikTok'un kapatılmasını istiyor ve TikTok'un muhakkak kendine titreyip kendine gelmesi gerekiyor. Kendine bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Çalışmalar devam ediyor. Biz yaz döneminde e, e, Kültür Turizm Bakanlığı, İletişim Başkanlığı... E, ve yine bu konuyla ilgili çalışan STK'lar başta olmak üzere tüm paydaşları yan yana getiren toplantı yapacağız Ağustos ayının sonuna doğru ve dijital telifi ev ödevimizi yapıp yeni yasama döneminde dijital telif konusunda dosyamızı hazırlamış bir biçimde inşallah meclis açıldığı zaman gündeme alacağız.